Herkese merhabalar. Nisan ayı telefon önerileriyle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi 2500 TL'lik fiyat skalasıyla başlıyoruz. TLC 10 Plus'la başlıyoruz. Süper AMOLED ve ekrandan parmak izi okuyucusuyla birlikte bize geliyor. Ön kamera damla çentik, arka kamera 4 tane kamerası olmasına rağmen göster diyor. Ben direkt ana kameranın özelliklerinden bahsedeyim. Ama ana kamera gerçekten güzel fotoğraf çekiyor. Ama video konusunda hani ben bunu alacağım, YouTube'a video atacağım, çok güzel oyun oynayacağım. Sizi gerçekten yarı yolda bırakır iki konuda da. Yalnız içerik tüketim konusunda gerçekten hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Bu telefon kesinlikle içerik tüketim telefonu olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Süper AMOLED ekranıyla sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi oyun ve video konusunda sizi birazcık üzebilir. Diğer telefonumuza hemen geçelim. Poco X3 NFC. Poco X3 NFC zaten her yerde dolaşıyor. 120 Hz'lik ekranı Snapdragon 732G işlemcisi. Sizi oyunlarda TLC 10 Plus'a göre bir tık daha yani o güçsüzse bu normal diyebileceğimiz seviyeye getirebilir. 4'e ayırırsak güçsüz, normal, iyi, güçlü. Bu normal seviyededir. Yani hani PUBG'de mesela 4 tane moda olsun. Güçsüz, normal, iyi, güçlü. Bu normalde normal alıp oynayabileceğiniz bir telefondur. Telefonun kendine has karakteristik bir özelliği olduğu için böyle kadınlara ve yaşı ilerlemiş insanlara hani dışı yani bir garip gelebilir. Onu söyleyebilirim. Ama telefon güzel bir telefon. Ama TLC 10 Plus'a göre güzel mi? İçerik tüketim konusunda onu bilemem. Şu konuda iyi ama bunda stereo hoparlör olduğu için hem yukarıda hem aşağıda ondan daha iyi bir ses deneyimi vardır ama hani bu fiyatta da öyle çok yüksek bir hani stereo koydular diye yüksek bir desibel beklememek lazım. Ekran konusunda 120 Hz sunsa da bence Super AMOLED TLC 10 Plus daha iyi. Yani ben oyun oynamayacağım sadece içerik tüketeceğim diyorsanız TLC 10 Plus almanız bence daha iyi. Her şeyin fiyatı artarken Mi 10T Lite'in fiyatı azalacak demiştim. Dediğim gibi ben bak geçenki videoda dedim. Ben dinleyenler varsa şu an cebine 200 TL girecektir dediğim gibi. Bunun içerisinde ne var? Diğerlerinden farklı olarak Snapdragon 750G var. Peki bunu hemen sırala Kadir. Video konusunda sizi normal seviyede tatmin edecektir. Fotoğraf konusunda normal üstü tatmin edecektir. Oyun konusunda da normal üstü tatmin edecektir. Yani bunu normal değil, iyi de değil, normal ve iyi arasına koyabiliriz. Dediğim gibi gerçekten güzel bir telefon. Ekranına baktığımızda ekranı IPS LCD 120 Hz. Bu da ekran olarak normal diyelim. Yani çünkü normal üstü değil, normal üstü yani Super AMOLED beklerdim 90 Hz'lik en azından. Çünkü güçlü telefonlarda diyelim ki en yüksek seviyesi olsun. 144 Hz, 160 Hz efendime söyleyeyim Super AMOLED ekranlar var. Hani onları da hani paranın yettiği kadar alınabiliyor tabii ki de bir şey diyemem. Onları da göz ardı etmemek lazım. Diğer telefonumuza hemen geçelim. iPhone SE2. Hemen başlayalım. A13 Bionic işlemcisiyle ve sizi pili bak A13 Bionic işlemcisiyle sizi şaha kaldırıp piliyle şahtan indiren bir telefon diyebilirim. Gerçekten pil konusunda herkesin Allah belasını versin dediği bir telefondur bu. Çok hızlı biter çünkü pili gerçekten 1800 mAh. Ne abi yani diğer 4000 mAh, 5000 mAh havada uçuşurken. Oyun konusunda size şöyle söyleyebilirim. İyi üstü bakın resmen çağ atladık. Normaldeyken iyi üstüne geldik. Güçlüye bir tık kalmış. Yani güçlü 10 puansa bu 8,5 puan diyebilirim size. 9 puan değil de 8,5. Gerçekten çok güzel bir telefon. 8-8,5 arasını alır. Video konusunda 7,5 puanı alır. 10 üzerinden gerçekten güzel. Fotoğraf konusunda 7 verelim. 6,5'tu da aslında. Neden diyecek olursanız gece modu falan yok. Yani iPhone 11'deki özellikler bunda yok. Gerçekten tamamıyla salt kamera yani bu öyle söyleyebilirim. Alıyorsun, çekiyorsun böyle. Git orada burada hatta şey yap yani. Uğraş bir şey patlama olmaz. RAW gibi çıkartır belki sana. Dediğim gibi sadece tasarım anlamında kötü. Tasarımına ben 10 üzerinden 2, 3, maksimum 3 veririm. Kimse kusura bakmasın. 2014'ün
ta çıkmış 2014'teki iPhone 6 tasarımını kullanıyor. Bu konuda da hiçbir şekilde şey kabul etmem. Fiyatımız 4000 liradan, Lite'dan 4600'e çıktı. Poco F2 Pro çok güçlü bir telefon dediğim gibi. Bu telefon artık hani güçlü değil de normal üstü bu da. Normal plus diyebiliriz. Plus plus olsun. Bu normal plus plus diyelim. Normal plus plus bir telefon gerçekten. Güç performansında, fotoğraf performansında 7 verelim buna da. Video konusunda da 6 verelim. Çünkü bunun videosu beklentiği kadar iyi değil. Ama çok güçlü. Ben bunu aldım. Ne abi, PUBG'nin anasını avradını ağlatırım diyorsan al. Fotoğraf çekeceğim yetsin kafam ağrımasın diyorsan al. Video çekeceğim kafam ağrımasın diyorsan al. Teknik özellik bakımından, yenilik bakımından, pop-up kamera bakımından, süper AMOLED ekran bakımından gerçekten güzel. Seni yarı yolda bırakmayacak ve 4700 liralık fiyatlara indi dolar arttığı halde. Dediğim gibi al, geç. Ben şahsen bunu aldırdım. Ona göre, iPhone SE'ye göre. Abi, tabii ki de yani zenkler, renkler tartışmaz ama şimdi yani. Bunu da almayan ne bileyim yani. Ben iPhone SE alanları biraz şey olarak görüyorum. iPhone kimse kusura bakmasın da. Yani dom alanlar olarak görüyorum iPhone SE alanları. Ben daha üstüne bir şey söyleyemem. Çünkü berbat bir telefon yani. 2014'ün ulan bak Samsung Galaxy S5 görünümünde bir telefon çıkarsa Samsung. Tüh anasını avradını, iyi sene olmuş 2020-2021, sen ne yapıyorsun Samsung dersin. Apple yapınca domal. Domal. Neyse devam edelim. Mi 10T Pro gerçekten çok beğendiğim bir telefon. Tek anasını satayım, bir ekranını keşke güzel yapsalardı. Kamera anlamında 8.5 veririm. Video anlamında 8 veririm. Güç anlamında bu da iyi plus plus bir telefon. O da bak F2 Pro'da iyi plus plus, bu da iyi plus plus. Bunun sadece ekranı mesela onun ekranına 8 verirsem buna 7.5 veririm. Abi 120 Hz'miş, 60 Hz'miş, pil harcıyor sadece. Sadece pil harcıyor, sana hiçbir katkısı yok. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi çok yüksek puanlar alıyorlar. Güce puan ver dersen 8.5. Ekrana puan ver dersen 7. Kameraya puan ver dersen 8, 8.5 olsun yani arasında bir şey. Başka ne kaldı? Başka da bir şey kalmadı. Genel özellik hani sosyal medyada takılmadan da 10 üzerinden 10 alır. Çünkü sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Zaten bunların hepsi 10 üzerinden 10 alıyor yani, öyle söyleyeyim. Sadece TSE 10 Plus falan, Mi 10 Lite gibi telefonlar tek hoparlörlü olduğu için 10 üzerinden 9 alabilir. Onun dışında problem yok. iPhone 11 yani ben fiyatı segmentinde bunun kadar kral bir telefon görmedim. Dolar arttı halde 7300 TL'lere satılıyor. Tabii ki de biraz masraf yapıp 7500 lira 7600'e kadar çıkıyorsunuz kamerayla şey aldığınızda. Kesinlikle çok güzel bir telefon yani iPhone bir kere. Ve iPhone'un gerçekten böyle her şeyini yaşayabileceğiniz bir telefon. Kamerası iPhone 11 Pro'nun kameralarıyla birebir aynı. Face ID'si geliştirilmiş Face ID. Ben hayatımda bunun kadar güzel bir Face ID görmedim. Note 9 kullandığım, iPhone X kullandığım, cart curt yani onlar hep fasafiso gerçekten. Hiç yapamamışlardı. Cart diye açıyor bu telefonu karanlıkta da gündüzde de. Samsung'lar bir patlatıyor yüzüne karşı ekranı, anasını satayım. Senin Face ID'ni okuyabilmek için, ki yüz tanıma sistemi kullanıyor. Face ID değil, bu iPhone Face ID kullanıyor. Gerçekten çok güzel. Kamerasına kesinlikle 9 virgül biraz geçer. 9.5'ta 9 arasında bir puan verin. 9.5 değil 10 üzerinde. Ama 9 da değil yani bu telefon. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Note 20 Ultra'dan bile daha iyi kamerası var. Onu söyleyeyim. Dexomark karşılaştırmalarına göre. Note 20 Ultra, özür dilerim. Note 20 Ultra iPhone 12 Pro Max'e rakip, yalnız hatırlatmak isterim. Video konusunda 10 üzerinden 9 veririm. Net bir şekilde çok iyiydi. Hatta 9-9.5 arasında net bir şekilde çok iyi. Hatta yani 9.5 alır. Neden diye soracak olursanız iPhone 12 Pro'lara baktım, aralarında fark yok o kadar da yani. Fotoğrafta birazcık var ama videoda neredeyse fark yok. Bu gerçekten çok iyi. Zaten Apple'ın CEO'su dedi yani biz iPhone 11'de kullanmaya başladık. iPhone 12'de, iPhone 13'te de
Devam ettireceğiz. iPhone 14'te bir farklılık bekleyin dedi. Kamera anlamında gerçek bir farklılık dedi. Ben sadece bunu söyleyeyim yani hani size. iPhone 12 ile iPhone 11'in kameralarında arasında sadece bu 118 puan aldı kamerada. O iPhone 12 119. Efendim sen fotoğrafta farklılık bekler misin? Neyse devam edelim. Güç performans bakımından 9.5. Kadir gittin güçlü bir telefon yani gerçekten. iPhone SE'ye 8, 8.5 verdim. Buna neden 9 veriyorsun? Kendi telefonunu ev yapmaktan. Arkadaşım bak şimdi bu telefon 4 GB RAM ile birlikte geliyor ve sıkıştırılmamış bir şekilde. A13 Bionic nasıl desem 4 GB RAM ile kendini tam bulamıyor bile öyle söyleyeyim yani hani. 3 GB onu kısıtlıyor. AnTuTu benchmark puanlarına bakarsan 50 bin puan daha düşük. iPhone 11'lere göre yani 50 bin de az bir rakam değil. Onu baştan söyleyeyim. Dediğim gibi iPhone 11 kesinlikle çok güzel bir telefon. Geçtik Note 20'ye. Ben bu telefonu önermiyorum. Sadece kalem var diye almak isteyen arkadaşlar varsa alsın yani. Önermiyorum o kadar. Hiç önereceğim aklıma gelmezdi. Anasını satayım yani. Hiç söylemiyorum. 10 bin liram varsa alabilirsin. Hiç yani. Üzerinde bile durmak istemiyorum. Çünkü küfür edeceğim abi. Telefon yok. S21 Plus'ın 10.000 TL olması gerekirken 11.000 TL. Ya bu telefonu da git araştır. Güç bakımından 9 puan. Kamera 9 puan. Çünkü iPhone 11 ile aynı kameraya yani aynı puanları almış. Bu 2 puan üstü. Yani ben bu telefonları önermiyorum. Param var. Ne alayım? Bunu al. Yani ben bunları almam. Normalde ben kendi alacağım telefonları öneririm. Ama ben sadece iPhone 11 alırım geçerim şu piyasada yani öyle söyleyeyim. Ama bu telefonu alırım babam. İşte bu telefonu koydum. Güç 10. Web için 10. Oyun için 10. Ya her şey için 10 ya. Ekran için 10, her şey için 10. Super AMOLED 90 Hz. Aa ekran da geliyor. Dur. Ekran için 9. Samsung'lar 120 Hz ile geliyor. Hatta 8.5. Geçen yıldan geliyordu onlar. 9 verelim biz yine de. Abi telefonu anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz deyip geçmek istiyorum yani. Daha yani bu telefona ben bir şey dersem bana şey yapardı. İşte en çok tartışacağımız konu bu. Paran varsa al, paran yoksa alma. Tek diyeceğim bu. Paran yoksa iPhone 12'ye yetiyorsa git Allah aşkına iPhone 11 al. Çünkü iPhone 12 ile iPhone 11'in arasında fark yok. İnsanlara bunu anlatamıyorum abi anlatamıyorum. Sadece köşeli telefona ya. Sadece köşeli. Neyse farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hiç beğenmediğim sadece şu telefon hariç hiçbir tanesini beğenmedim. Benim fikrim düşüncem öyle. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.